işsizlik, emekliler üzerinden yürüyen tartışma, verilen vaatlerle ilgili fikirlerinizi alabiliriz. Onları da hem ben söyleyeceğim hem verebilirsek ekrana vereceğiz. Sofradan sandığa etiketinde fikirlerinizi lütfen paylaşın bizimle. Özellikle hayat pahalılığıyla ilgili, enflasyonla ilgili, tarımla ilgili, dövizle ilgili beklentileriniz, endişeleriniz, kaygılarınız nedir? Lütfen bunu paylaşın. Burada konunun uzmanlarını bulmuşken ben de sormaktan mutluluk duyarım. Buyurun Murat Bey. Şimdi ben hemen şeye geçeyim, devam edeyim. Bir baktığımız zaman şimdi 2017'de bir referandum oldu. Bu referandumda işte %51'e %49 evetler önde çıktı ve Türkiye'nin yönetilme biçimi değişti. Şimdi 2017'den bu yana bakıyoruz, inceliyoruz, tek tek dönemleri inceliyoruz. Niye verildi oy? Çok bir takım sorunlardan bu ülke çok hızlı kurtulabilecekti. Onun için evet verildi. Ki benim bunu kanıtlayan pek çok anketim var. 2000 hemen bir şey başladı. Pandemi mi var? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karar alma mekanizmasını hızlandıracağı bürokrasiden. Evet. Bundan dolayı hızlı sorunlar, Türkiye'nin sorunları hızlı halledilecek diye bir algı yaratılmıştı. Zaten evet'i destekleyen partiler de bunu söylüyordu. Bir bakıyoruz. Şimdi bir pandemi çıktı. Olabildiğince yavaş davrandık. İki tane maskeyi alıp koyamadık. Ondan sonra depreme geleceğim. Ondan sonra gerçekten büyük bir ekonomik kriz içerisine girdi. Çünkü pandemi öncesinde de bir kriz vardı. Pandemi sonrasında bizim ülkemizde bu kriz çok hissedilir bir hale geldi. Ekonomik ne yaptık? Hani bu yeni sistemimizde kolayca yapılıyor ya. Ekonomik modelimizi değiştirdik. Her şey düzelecek. Bir baktık her şey daha kötüye gidiyor. Ya şimdi bu nasıl çıkacağız bu işin? Ondan sonra maalesef bir de bütün acılar da üst üste geldi ülkemize. Bütün afetler de üst üste geldi. Peşi sıra deprem oldu. 30 tane büyük şehrimiz var. 1 milyon üstünde nüfuslu. 7 tanesi yok oldu. Yani 7 tanesi yerle bir oldu. Hızlı davranmamız gerekiyor. Olabildiğince çok kişiyi kurtarmamız gerekiyor. Olabildiğince az kişiyi kurtardık. Ben söylemiyorum, depremzede söylüyor. Bunların hepsinin arkasında bir anket sonucu var bu anlattıklarım. Tamam, hani yetemedik. Ama yetmemiz lazımdı. Hani hızlı olacaktı ya bu sistemle birlikte her şey. Yetemedik. Geçtik deprem sonrası yaraları sarmaya. Ya sivil toplum kuruluşları çıktı devlete bağlı olmayan ortaya. Allah'tan çıktılar. Ve onlar işte muhalefet belediyeleri, ki vatandaşa bunu da sorduk. %57'si sivil toplum kuruluşları ve muhalefet belediyelerini, muhalefeti başarılı bulurken yaraları sarmada, devleti %43'te kaldı. Ama şimdi bir bakıyoruz. Ya sizin yani Kızılay Genel Müdürünüz insanlar ya soğuktan işte ölürken, orada çadır ararken gidip çadır satarsa bu yurttaş o kuruma güvenmez. Siz güvenir misiniz? Ya? Yok, böyle güvenmem. Bir rezalet kepazelik olabilir güvenmem mi ya? Ya insanların buna ihtiyacı var ve siz bir kamu gücü, kamu otoritesi kullanan bir kurum olarak dönüyorsunuz. Orada çadır satıyorsunuz. Güvenmediğim halde kaygılarla de destek olurum. Yani eğer ben orada değil, destek olurum güvenmediğim halde. Siz de destek olduğunuzu biliyorum ben bunu. Oraya bir şey gidecekse, bir lokmacık bir şey gidecekse çok önemli bir şey çünkü yani. Bu ama halkın iyiliği için. Halkın, yani halkımız müthiş bir şey yani. Oraya duyduğunuz güvenden ya gönderiyorsunuz ziyade, şeyleri. Yani bebeğinin tulumunu çıkarıp bölgeye gönderen anneler var. Milletin felaketi. Bölgeye gönderiyorsun ama dağıtamıyorsun onu. Düşünün. Bölgeye gönderiyorsun o tulumu. Etiketi üstünde kıyafetler. Çok çalıştığım için biliyorum. Dağıtım merkezlerinde çok yeni sıfır kıyafet katladım, koydum. Yüz binlerce ton yakıldı. Yani dağılmadı. Üstad. Gitmedi. Ben belgeledik, fotoğrafladık. Çok affınıza sınar. Bir şey söyleyeyim. Ben dostum sizinle. Nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Saniye, tam buradan ben bir şey söyleyeceğim. Yerine ulaşmadı ki çoğu. Yani çok kişi o nereye çalıştığı ulaştı günler boyunca ihtiyaç fazlası dendi. Gittiği yere ulaşmadı.
Ne olduğunu bilemedik. İhtiyaç fazlası denilip ne oluyor? Bilgimiz var mı buna dair? Mesela çok ilde, siz de görmüşsünüzdür herhalde, toplandı bir yerde, dağlar gibi toplandı ve yakıldı. Ya yakıldığını görmedim de yani çöp haline dönüştüğünü gördüm. Çöp haline dönüştüğünü gördüm. Yani çünkü şey olmadı. Yani sonuç dün olarak... Dün sosyal medyada fotoğrafları bile vardı. Son şeyde evet, göstereyim doğrudur. Size. Siz söylüyorsanız kesin öyle bir durum vardı. Twitter'da yani, fotoğrafları bile vardı. Ki şu yani dünyada ben sürdürülebilirlikten bahsettiğimiz bir süreçte hiçbir şey ihtiyaç fazlası değil. Yani biz kullanılmış kağıtları bile geri dönüşüm için arkalı önlü kullanıyoruz her birimiz. Sözcü gazetesi bildiğim kadarıyla aynı politikayı sürdürüyor. Hatta artık sadece geri dönüşüm değil, ileri dönüşüm yapmamız gereken bir süreçteyiz. Çünkü dünyada hiçbir kaynağı israf etme lüksümüzün olmadığı günler yaşıyoruz. Deprem bölgesi için ihtiyaç fazlası olmuş olsa bile o kıyafetler, yurdun dört bir yanında ihtiyaç sahibi insanlara, vatandaşlar var. Şeyde çok yazık okumuşum, gerçekten. Mehmet Ali Aslan'dan okumuşum. Allah'tan korkunuz diye yazmış. Milyonlarca liralık sıfır elbiseler çöpe. Görüntüler bu sabah Kahramanmaraş kağıt fabrikasında çekilmiş. Depremzedeler soğuktan donarken, giyecek elbise bulamazken yardım için gelen sıfır etiket tonlarca elbise yakılıyor. Savcılar göreve. Adalet Bakanlığı'nı da etiketledik. Yani şimdi Reza'nın bir şeyi vardı galiba. Sayın Sarı bitiriyorum. Sayın Sarı bitirsin. Şimdi baktığımız nezaketen zaman ortaya çıkan durum hiçbir şeyde bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarısız, bütün her şeyde başarısız olmuş. Çok büyük bir başarı ortaya çıkartamamış. Bugün soruyorsunuz, 2017'deki referandum tekrar edilse evet oyumu verirsiniz, hayır oyumu verirsiniz. %56'sı hayır oyu veririm diyor. Bugün Türkiye'nin %58'i parlamenter, kime oy vereceksiniz diyorum. Hiç şey yok burada işte. Bunların içerisinde AK'a oy verecek olanlar da var. İstemiyorlar artık. Bu sistemi istemiyorlar. Bir tarafta bu sistemin karşısında bir ittifak var. Daha doğrusu muhalefet var. Artı iki tane ittifak var çünkü. Öbür tarafta da bu sistemi destekleyen bir ittifak var. Seçim esasında çok açık olması lazım ama çok ortada gidiyor. Bu neden? Bunu da bir sonraki turda konuşalım. Seçmenin psikolojisi üzerinden konuşalım. Ben şey yapacağım. Hiç merak etmeyin. Ya lafını kestim. Söz dağılımını. Yok yok, o sizi kesmemek için ben sustu. Ben not aldım. Merak etmeyin. Buyurun. Şöyle, bu konu çok hassasiyet arz eden bir konu. Şöyle ki, yani biz acılarda ortaklaşabilen bir ülkeyiz. Yani yardımlaşma ya danışma duygusuyla o depremzedelerin acılarını hep birlikte minimize etmeliyiz.